Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Birkaç konuğum var. Onları hemen size arz etmek istiyorum. Ehl-i Beyt, Türkiye'deki Ehl-i Beyt derneklerinin çatı kuruluşu, Ehleder Derneği'nin başkanı, değerli büyüğümüz, bizlerle beraber Hasan Kanaatlı Bey. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Evet hocam, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii bugünler Ramazan olması hasebiyle güzel günler ama diğer taraftan bakıldığında Ehl-i Beyt imamlarımızdan İmam Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt'in Resulullah Efendimiz'den sonraki Ehl-i Beyt imamı, İmam Ali Efendimiz'in şehadetinin günü, gecesi. Tabii yaralanması, ardından bir gün daha ve peşinden şehit oluşu. O hasep, bu konu dolayısıyla İmam Ali Efendimiz'i size soracağız ama önce seyircilerimizin daha detaylı olarak sizi tanıması açısından da Ehleder nasıl bir dernektir, bir üst çatı olduğundan bahsettik. Bu Ehl-i Beyt dernekleriyle ilgili biraz bilgi verirseniz memnun oluruz. Sözlerime başlamadan başta Zat-ı Ali'nizin, saygıdeğer konuklarınızın ve bizi şu anda ekranları başında izlemek olan bütün Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Kadir geceleri yaklaşıyor. Zaten bu gece de onlardan birisidir. Artı bayram gelmek üzeredir. Hepsinin Kadir gecelerini, Ramazan bayramlarını kutluyorum. Cenab-ı Hak bu mübarek ayda yapmış oldukları bütün ibadetleri katında kabul buyursun temennisinde bulunuyorum. Ben Deniz'i de konuk etmeniz hasebiyle özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Buyurduğunuz gibi İmam Ali Aleyhisselam'ın ileriki saatlerde tabii ki birçok boyutlarına işaret edeceğiz. Fakat bir kimlik bilgisi olması hasebiyle kısa bir bilgi vermeden önce Ehleder'i kısaca bir tanıtayım. Ehleder Türkiye'de Caferi alimlerine mensup olan Ehl-i Beyt alimleri diye tabir etmiş olduğumuz ulemanın %85-87'sinin bir araya gelip kurmuş oldukları bir dernektir. Daha doğrusu Türkiye'de Ehl-i Beyt adıyla birçok derneklerimiz vardır. Fakat bunların en üst çatı kuruluşu, kısa adı Ehleder olarak tabir ettiğimiz Ehl-i Beyt Alimleri Derneği'dir. Yeni Bosna'da 6-7 katlı bir binamız vardır. Türkiye'de takriben 350 civarında Ehl-i Beyt mektebine mensup olan insanların camisinin yine büyük bir kesimi bu alimlerin kontrolündedir. Avrupa'da 5 ülkede temsilciliklerimiz vardır. Türkiye'nin farklı yerlerinde 18 takriben vilayetinde temsilciliklerimiz vardır. Ne yapıyoruz? Ulemayı bir araya getirip bazı ekonomik sorunlarını halletmek, konjektürel olarak bazı meselelerde bilgilendirilmesi gerektiği yerlerde bilgilendirmek, yeni zamanın nimetlerinden, örneğin medya meselelerinden yararlanmalarını sağlamak için onlara bazı eğitimler vermek, hakeza tefsir üzerinde, kelam üzerinde, felsefe üzerinde, kramer üzerinde bazı yeni gelişmeler olduğu takdirde bu bilgileri onlara sunmak ve buna aracı olsun diye iki tane sitemiz vardır. Ehleder sitesi ve Mihrab TV diye internet üzerinden bir televizyonumuz vardır. Ayrıyeten 14 Masum'un ismiyle müsemme olan 14 TV diye bir kanalımız vardır. Evet. Bu tür vesilelerle Ehl-i Beyt alimlerini bir araya getirmek, onları bilinçlendirmek, artı fitnenin, fesadın özellikle çok yoğun olduğu dönemlerimizde ulemayı harekete geçirip güzel ülkemizin güzel insanları arasında yaratılmak istenilen mezhep fitneciliğini
yöresel fitnecilikleri, ırkî fitnecilikleri önlemek için alimlerimizi donatmak. Daha doğrusu hem ülke içerisinde hem de bölgemizde vahdetin sağlanması, mezhepler arasında diyaloğun gerçekleşmesi, hoşgörüye dayalı karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması için bir takım plan projelerimiz vardır. Öyle gidiyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açsın inşallah. Bugünkü hususen gündemimizde olan konu, Ramazan ayının bu 20. 21. gecesine gireceğiz.